Yine de Timur Karatan'la ortaklık fikri biraz tedirgin edici. Bu yaşımda ölmek istemiyorum ya. Belki Abdullah'tan daha akıllısınız. Dikkatsizlik ve art niyet olmadığı sürece başınıza bir şey gelmez diye düşünüyorum. Sizi hayal kırıklığına uğratmayacağımı umuyorum. O halde yeni ortaklığımızın güzelliklere vesile olması umuduyla. Yasemin Hanım, siz hiç konuşmadınız. Ortaklığımızı onaylamıyor musunuz yoksa? Ben sizi dinliyordum. İngiltere geçmişiniz çok ilginçmiş. Ah, Londra. Her gecesi, her günü birbirinden enteresan bir şehir. Oradaki günlerimi özleyeceğim sanırım. Bir de dikkatimi çekti. Türkçeniz hiç bozulmamış. Türk arkadaşlarımla iletişimimi hiç kesmedim. O yüzden paslanmadım. Timur Bey, sanırım haklı olarak Yasemin Hanım sıkılmaya başladı. Ben diyorum ki iş konuşmasını yerine bırakalım. Yarın? Sizi ofisimde misafir etmek isterim. Uzun uzun sohbet ederiz. Hem de birbirimizi yakından tanımış oluruz. Ha? Benim için uygun. Sakin kal. Sakin kal. İyi gece değil mi? Bir sorun yok. Evet evet, uyuyor odasında zaten. İyi misin? Biraz kötü görünüyorsun. Yo, iyiyim iyiyim. Biraz koşturdum da böyle şey oldu, yoruldum. Çok teşekkür ederim. Rica ederim, ne demek, her zaman. Ben anahtarı buraya koydum, çıkıyorum. Tamam. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Benim tüm dünyam senle baban kızım. Seni kaybedemem. Yok abi, aklım almıyor. Vallahi aklım almıyor. Bilmiyorum. Benim de aklım almıyor. Böyle bir hamle beklemiyordum. Olaya bak ya. Nereden nereye? Şimdi biz bu adamın dosyasına birlikte baktık. Sıradan bir insan dedik. Oto hırsızlığı, gasp, masp, tamam. İşte kimlik sahteciliği falan filan, eyvallah. Nasıl oluyor da bu adam Timur Karatan'ın ortağı oluyor? Biz neyi gözden kaçırdık? Yasemin Hanım ne yaptı? Ne yapacak abi? O da dondu kaldı yani sonuçta. Kunduzi'nin ilişkileri tahminimizden derin. Abdullah falan yem olabilir belki. Bizim asıl bu adamı çözmemiz gerekir Adem. Çözeceğiz abi. Bunu da çözeceğiz. Kunduzi denen şerefsiz hesabını verecek. Yasemin'le ilişkisi, Abdullah'ın ölümü, yeni piyon. Bu herifin her yeri gizem.
Garip bir adam. Niye? Sevmedin mi adamı? Bilmem. Ama sonuçta sen çalışacaksın. Sence nasıl? Hoşlanmadım. Nasıl yani? Çalışmayacak mısın? Her halükarda çalışacağım. Ben maalesef sadece sevdiğim insanlarla çalışamıyorum hayatım. Bu sektörde katlanamadığım adamlar da var. Ejder de onlardan biri olacak. Ama ne yapalım? Büyükler öyle uygun görmüş. Büyükler derken onlar kim? Çalıştığım diğer insanlar. Ama sen kafanı takma böyle şeylere. Ejder'in Londra maceralarını sadece ben dinleyeceğim. Sen kurtuldun. Bir daha görmek zorunda değilsin. Ne bu mesaj gece gece? Sabah yalnız görüşelim. Fedayı getirme korkarım. Asistanım yarınki toplantıyı hatırlatmış. Bu saatte. Kızın saat kavramı yok belli ki. Ne yapayım? Ama işinde çok iyi. Bak görüyorsun hala cevap yazmadı prenses. Vallahi darılacağım bu kıza. Kolay mı abi? Ejder Arcan'la tanıştı sonuçta. Daha kendine gelememiştir. Alışır. Alışacak tabii oğlum, alışacak. O değil, bütün alem alışacak lan! Hele bak, bu takım sende acayip şekilli durdu ha. Artist gibi oldu şerefsizim. E olacak o kadar abi. Kimin adamıyız sonuçta ha? Vallahi ben de bilmiyorum kimin adamıyız Sinan. Ya oğlum bir kaset, mazet, müzik bir şey yok mu? Koy İstanbul bizi dinlesin. İstanbul gecelerine akıyoruz.